Hayatımız Arapça'da. Bugün size ön lisans Arapça 2. sınıf 3. ders sınav sorularının 2017-2018 yılında çıkan sorularını çözeceğiz. Size yardımcı olma umuduyla, çünkü sizin bahar dönemi ara sınavınıza sevgili arkadaşlar 27 gün 14 saat 28 dakika kalmıştır. Ona göre hazırlanırsanız Allah'ın izniyle başarılı olursunuz. Birinci sorumuz. Hel tecidune soğubeten. Hel tecidu soğubeten. Hel tecidu buluyor musun? Soğubeten zorluk buluyor musun? Kıraatil Kur'an'ı. Kur'an okumada. Yani o şeyde. Yaptığın eylemde. Bakın nerede ve ne zaman sorularına cevap veren harfimiz neydi sevgili öğrenciler? A. O zaman sorumuz ne olacak? Şu şekilde. Hel tecidu soğubeten. Bir zorluk buluyor musun? Fi kıraatil Kur'an'ı. Kur'an okuma hususunda, Kur'an okumada zorluk hissediyor musun? Evet. Ale olmaz. An zaten olmaz. İle ea bi olmaz. Yani fi Kur'an okumada. İkinci sorumuz. Meze turidu en te'küle. Meze turidu en te'küle. Yani ne yemek istiyorsun sorusuna verilecek en uygun cevap, bakın yemek olduğu için, el halib içecek, el asir içecek, el şey içecek, el kahve içecek. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir sevgili arkadaşlar? Erruz, yani pilav, pirinç pilavı yemek istiyorum. El halib süt. El asir meyve suyu. Eşşay, çay, bildiğimiz gibi. El kahvetü de kahve. Dolayısıyla ne yemek istiyor? Erruz. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi nehi gaib kipinde çekimlenmiş bir fiildir? Nehi gaib. Yani ortada olmayan birine verdiğimiz emir yapsın, etsin diyoruz. O da gaib gaibe sigasından. Başına kesireli bir L getirmek, pardon, başına lam elif getirmek suretiyle. Çünkü emri gaib, kesireli bir L getiriyoruz. Nehi gaib de lam elif getiriyoruz. La. Mesela, la yemellu. Bakın, peki bu L ne yapıyordu sevgili arkadaşlar? Nehi gaib lası son harfini, fiili muzarın son harfini cezmediyordu. Bakın burada le yemellü ötre. Burada le temellü ötre. Burada le temellune nun var yani merfu. Le temelline nun var yani merfu. Dolayısıyla burada le yemellune idi. La geldi le yemellü. Nehi gaib. Yani endişelenmesinler, bıkmasınlar, umut kesmesinler anlamında cevabımız bu. Bunu unutmayacağız. Emri gaipte ve nehi gaipte sevgili öğrenciler, mutlaka getirdiğimiz siga meczum olur. Sonu cezimi olur. Cezim. Müfret kelimede cezim işareti sükundur. Tesniyede cezim sondaki nunun düşmesidir. Cemide de cezim sonundaki nun'un düşmesidir. Yani elif, vav, ye'den sonra nun var ise cezim işareti ve nasb işareti ne yapar? Sevgili öğrenciler, nun düşer. Bunu hiç unutmayın. Es-sualir rabi'a, dördüncü soru. Eyne te'işani? Siz ikiniz nerede yaşıyorsunuz sorusuna verilebilecek yanıt aşağıdaki de hangisidir? Te'işani ne verilecek cevap? Ne'işu olur arkadaşlar. Ne'işu. Eyne te'işu e'işu, eyne te'işune ne'işu, eyne te'işani ne'işu. Bak, siz ikiniz nerede yaşıyorsunuz? Şurada yaşıyoruz deriz. Sizler nerede yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. Dolayısıyla te'işine fi Mısra, sen hanıma diyor, hanıma hitaben Mısır'da yaşıyorsun. Halbuki siz ikiniz nerede yaşıyorsunuz? Te'işune fi Mısra, sizler erkekler Mısır'da yaşıyorsunuz. Ya'işune fi Mısra, o erkekler Mısır'da yaşıyorlar. E'işu fi Mısra, ben Mısır'da yaşıyorum. Halbuki iki kişiye soruyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar şudur. Ne'işu fi Mısra, Mısır'da yaşıyoruz. İki kişi
Biz Mısır'da yaşıyoruz. Mısır'da. Sefertu vahdi. Sefertu vahdi. Tek başıma yolculuk yaptım. Yukarıdaki cümle aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır? Bakın. Nasıl bir soru soracağız ki? Sefertu vahdi. Tek başıma yolculuk yaptım. Kem merraten seferte? Kaç kez yolculuk yaptın? Bu sorunun cevabı değil. Me'men seferte? Evet. Kiminle birlikte yolculuk yaptın? Kiminle birlikte yolculuk yaptın? Sorusuna ne verilebilir cevap? Sefertu vahdi. Tek başıma. Mette seferte? Ne zaman yolculuk yaptın? Sefertu vahdinin cevabı değil. Sorusu değil. İle eyne seferte? Nereye yolculuk yaptın? Yine bu cevap verilmez. Min eyne seferte? Nereden yolculuk yaptın? Ama sevgili arkadaşlar, bunların bilinmesi lazım. Mesela me'a, men, kiminle, kem marraten, kaç kere, ile eyne, nereye, min eyne, nereden. Bunu bileceksiniz. Bunu ne yapacağız? Yecibu aleyne en na'rife ma'nel kelimat li nucibe bi şeklin sahih. Sual-i sadis, altıncı soru. Entüm muslimune cümlesinin kâne ile kullanımı aşağıdakiler hangisidir? Sevgili arkadaşlar, kâne ismi ref haberi nasip eder. Değil mi? Kuntum muslimune, Müslümanlardınız. Kânu muslimune, Müslümanlardı. Kânu muslimine, Müslüman idiler. Kuntum muslimine, entüm, kuntum. Bakın, entüm, kuntum. Nedir? Altıncı sorumuz. Bakın, kuntum muslimine, doğru cevabımız Müslümanlar idiniz. Niye? Çünkü kuntum'daki hab mübteda tüm, yani entüm, bu da haberdir. Haberler mansup olur. Cem-i müzekkerler nas durumunda, cer durumunda ne alır? Ye alır. Bu kâne entüm Müslümine zaten tamamen sakat bir şey. Yani kâne entüm Müslümine olmaz. Peki. Yedinci soru. Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haseneten lil Müslümine fi kulli şey. Peygamber Efendimiz, yani Nebi, Müslümanlar için güzel bir örnekti. Her şeyde güzel bir örnekti diyor. Aklına gelen her şeyde, fi kulli şey, her şeyde, fi kulli şey. Haseneten, güzel. Tayyibeten haseneten olmaz arkadaşlar. Yani tayyibeten iyi zaten. İyi, güzel, dil müslümin olmaz. Nazifen temiz olmaz. Nazifen haseneten. Mutavadian haseneten zaten uygunsuz. Mufiden haseneten yine uyumsuz. Arkadaşlar doğru cevabımız kudveten, örnek. Örnek. İyi bir örnekti. Güzel bir örnekti. Müslümanlar için güzel bir örnekti. Hangi konularda? Fi kulli şey, her şeyde, her şeyde Müslümanlar için iyi bir örnekti, güzel bir örnekti. Neredesin ya Muhammed, neredesin? Evet. Kâne ve grubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın, kâne ne yapar? İsim cümlesinin başına gelir, ismi daima merfu, haberi daima mansup olur. Bunu bileceğiz sevgili arkadaşlar. İnne ve kardeşleri isminin mansup haberine merfu, kâne ve kardeşleri ve grubu isminin merfu haberini daima ne yapar? Mansup eder. Diğer şıklara bakmaya gerek yok, takdir ederiz. Dokuzuncu soru, hel teş'uru bil gurbeti fi Türkiye? Bu soru çok çıkıyor sevgili arkadaşlar. Türkiye'de gurbet hissediyor musun? Yani yabancılık çekiyor musun? Yukarıdaki sorunun yanıtı aşağıdaki hangisidir? Şimdi hanımlar, beyler, böyle bir soruya verilecek cevap la veya naam. La veya naam. Mesela la diyor, kennani fi vatani huna. Hayır, sanki ben burada vatanımdaymışım gibi. Ya sanki burada vatanaymışım gibi, vatanımdaymışım gibi hissediyorum. La, hayır. Naam, evet. Eş'uru, hissediyorum bir elemin fi batni, karnımda bir ağrı hissediyorum, bir acı hissediyorum. Soruyla hiç ilgisi yok. Naam,
Eş'uru bi sıda'in hune. Evet, burada bir ağrı hissediyorum. Yine ilgisi yok. Çünkü hel teş'uru bil gurbeti fi Türkiye diyor. Eş'uru ahyanen bil cu'u hune. Arada sırada açlık hissediyorum burada. İlgisi yok. La eş'uru hune bil berdi elhamdülillah. Allah'a hamdolsun burada üşüme, yani soğuk hissetmiyorum. Yine ilgisi yok. İlgisi olan nedir? Doğru cevap. La, hayır. Kendini fi vatani hune. Evet. İnne ve grubu ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi doğrudur? Az önce kâne ve grubu vardı. Bakın burada da ismi daima mansup, haberi daima merfu olur. Bunu gördük mü diğerlerine bakmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. 11. Es-su'ubetu kesiretun nokta nokta el-hayate cemiletun. Demek ki arkadaşlar lealle umulur ki uygun düşmüyor. Ya yani doğru bir şekilde tanımlamıyor. Leyset el hayate doğru değil. Hayat güzel değildir. Saret el hayate cemilet. Sare arkadaşlar ismini ref haberi nasbede tam tersi olur. Ennel hayate cemiletün uygun değil. Çünkü yani hayat zorluklar çoktur. Lakin ne diyeceğiz? Fakat hani zorluğu çoktur ama ve lakin hayat güzeldir diyeceğiz. Lakinnel hayate cemiletun. Bu lakinne enne ve kardeşleri inne enne lakinne leyte lealle la leyse ve sare kâne ve grubundandır. El-hurriyetu ecmelu şeyin fil alem. El-hurriyetu ecmelu şeyin fil alem. En yakın, bakın yukarıdaki Arapça cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi özgürlük dünyadaki en güzel şeydir. Evet, özgürlük dünyadaki en güzel şeydir. Doğrusu bu. Çünkü bakın ecmelu en güzel diyor. Diğerlerine tabi dünyada özgürlükten daha güzel yoktur. Burada öyle bir mana yok. Özgürlük dünyadan daha güzeldir. Öyle bir şey yok. Dünyanın özgürlüğü güzel bir şeydir. O anlam çıkmıyor. Özgür bir dünya her şeyin en güzelidir. Yani en doğrusu, en yakın şudur arkadaşlar. 13. El-ilmu ilim edebin la yenfe. Yani bir sebebi edebin, edep sebebiyle İlim, edep sebebiyle faydasızdır, olmaz. İlim, keenne edebin, la yenfe, ilim, edep gibidir ya da sanki edeptir, fayda vermez. El ilmu alel ragmi edebin la yenfe, yani edebe rağmen ilim fayda vermez, çok yanlış. Doğrusu, el ilmu biduni edebin, edepsiz, ahlaksız ilim la yenfe'u, fayda vermez. Evet. Lemme edebin zaten hiç ilgisi yok. Mana tamamen bozuluyor. Aşağıdakilerden hangisi ef'ale kalıbı için doğrudur? Bakın ef'ale. Ef'ale ne yapar? Nezele indi, enzele indirdi. Alime bildi, e'leme bildirdi. Haraca çıktı, ahraca çıkardı. Yani geçişsiz bir fiili ne yapar? Geçişli yapar arkadaşlar. Teaddi derecesi artıyor. Ketebe yazdı, kettebe yazdırdı diyor. Yazdırdı. Evet. 15. Ene en umarisi hazin mihne. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa istata'a kelimesini aşağıdaki formlarından hangisi getirilebilir? Arkadaşlar ene nefsi mütekellim olduğu için ya başında bir kere elif olacak. Çünkü nefsi mütekellim. Ektübü, eclisü. O zaman estati'u. Estati'u. Ene estati'u an umarisi hazil mihneti. Ben bu mesleği yapabilirim. Ben bu mesleği ne yapabilirim? Yapabilirim. Gücüm var. İntazara fiilinin üçlü kökü, yani kök harfleri feale,
nedir? Nazara. Bakın, yazuru olmaz, tazuru olmaz, azaru olmaz, vazara olmaz, nazara. Yani nedir? Elif ve nun atılıyor. T de atılıyor tabi. Yerine, pardon, elif ve T atılıyor. Nazara. Çünkü infeale, feale, infeale olmuş. Dolayısıyla ne diyoruz? Nazara. Nazara. Evet, nazara baktım. İktesebe fiilin emir gibi aşağıdaki hangisi? İktesebe, yektesibu, iktesip olur. İktesebe, yektesibu, iktesip. İktesip. Değil mi? Ektesep olmaz. Ektesip olmaz. Uktusup olmaz. İktesep olmaz. Yani hepsi yanlış. Şöyle diyeceksiniz. İktesebe, muzarisi, yektesibu, emri hazır. Y'yi atıp yerine esreli bir elif getiriyoruz. İktesip oluyor. İktesip. 18. Es-Sual-i Sevmin'i aşağı. İzdâde adedü bâhifîne, araştırıcıların sayısı arttı. Amelin fîs senevâtil ahireti. Demek ki iş arayan, son yıllarda iş arayanların sayısı arttı diyeceğiz. Bir iş arıyorlar. İş. Yani şu anda Türkiye'de işsizlik oranı özellikle üniversite mezunları arasında %30'ları buluyor sevgili arkadaşlar. Ve iş arıyoruz. Sürekli iş arıyoruz. O zaman bir amelin uygun düşmüyor. Ale amelin uygun düşmüyor arkadaşlar. An amelin. An amelin. Doğrusu bu. An amelin. İzdâde adedül bâhifîne. Araştıranların, arayanların sayısı arttı. An amelin işten, yani iş arayanların sayısı arttı. Fis senevâtil ahireti, son yıllarda. Min dendan olmuyor arkadaşlar. İle e'a, aslında hepsi harfi cer ama izdâde fiili neyle kullanıyormuş? An ile kullanıyormuş. Zaten arkadaşlar Arapçanın da bir püf noktası. Hangi fiilin hangi harfi cerle kullanılacağını bilebilirsek işimiz çok kolaylaşıyor. Es-Sual-i Tâs-ı Aşar'a. 19. soru. Şirket abonelerinin hepsine bir mesaj gönderdi. Hepsine. Bakın. Tabi burada da yine bakın dikkat ederseniz en yakın Arapça karşı aşağıdakiler hangisi? İnne şirkete, şirkete erselet risaleti müşterikin. Şirket abonelere ne gönderdi? Mesaj gönderdim. Erseleti şirketü risalete lil müşterikin. Şirket yine abonelere mesajı gönderdi. Ya burada muhakkak ki gönderdi. Burada normal gönderdi. Kâneti şirketü şirket idi. Türsülü gönderiyordu. Risaleten risale mesaj likullil müşterikin. Tüm müşterilere yani tüm abonelere mesaj gönderiyordu. Erseleti şirketü şirket gönderdi risaleten mesaj liküllil müşterikine tüm abonelere. Bakın yani hepsine neymiş? Hepsine. Dolayısıyla doğru cevabımız bu arkadaşlar. Erselen müşterikune burada tamamen ilgisi yok. Aboneler gönderdi risaleten mesaj ile şirketin şirketlere aboneler mesaj göndermiş olmuş olmamış yani. Son sorumuz aşağıdaki sözcüklerden hangisi deneme kabini anlamındadır? Deneme odası. Bakın deneme odası. Zaten gurfetül cülusi oturma odası. Gurfetül taami yemek odası. Gurfetul kıyasi deneme odası. Kıyas ölçü. Yani ölçü. Kase yakisu kıyas. Gurfetul nevmi uyuma odası. Uyku odası, yatak odası. Gurfetul atfali çocuk odası. Cevabımız sevgili arkadaşlar bu. Şimdi bu soruyla videomuzun sonuna geldik. Sevgili arkadaşlar bu sınavınıza kadar geçmiş soruları çözmeye devam edeceğiz. Sınavınızdan sonra da konu videoları
sizlerle paylaşacağım. Tabii sizden bu emeğimizin daha çok kişiye ulaşması için arkadaşlarınıza duyurmanızı ve abone butonuna tıklamanızı, ayrıca eleştiriniz veya takdiriniz varsa lütfen yapıcı olmak kaydıyla ilgili kısma yazmanızı, çünkü bu eleştirileriniz benim için yol gösterici olacağını aklınızdan uzak tutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere.